Merhabalar, nasılsınız? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün yine biz sizin yazdığınız kitapları okuyorum videosuyla karşınızdayım. Bugünkü kitabı çok bekledim. Kargo geldi kitap yurdundan. Bu arada kitap yurdunun kargo poşetlemesi falan tamamen değişmiş. Çok beğendim. Önce dilerseniz gelin kargoyu açalım. Bir de hem kitabı aldım hem de bir yanında sürpriz bir şey aldım. Ona bakalım, ardından da hemen kitabımızı okumaya başlayalım. Hemen paketi açalım. Okuyacağımız kitap Avcı Kekliği, Meddah Kısaları, Evveli Aşk, Ayrı Aşk ve Selam, Mehmet Beyazıt'ın yazmış olduğu kitap. Kitabı okuyacağız. Bir de yanıma kitap yurdunu çantası. Şimdi artık bu video serisinde biliyorsunuz fix. Önce ben kahvemi yapıyorum. Ardından kitabımızı incelemeye ve okumaya başlıyoruz. Sütlü soğuk kahve mevsimine geçildi. Hemen kitabımızı incelemeye başlayalım. Mehmet Beyazıt'ın yazmış olduğu Avcı Kekliği isimli kitap Ser Kitap yayınlarından çıkmış. Kitap kapağı dizaynı çok güzel görünüyor. Yazarımız 1955 İskenderun doğumlu. Tiyatroya olan ilgisi kısa sürede tutkuya dönüşmüş ve Anadolu turneleriyle profesyonelleşmiş. Yazarımız 400'den fazla ilçeyi, 300'den fazla köyü dolaşarak Anadolu insanından kendini ve haddini bilme dersleri aldı. 80'li yılların başında figüran olarak gittiği 3 İstanbul adlı TV dizisi onu film setleriyle tanıştırdı. Kamera arkasını kamera önünden daha çok sevdi. Birçok sinema ve televizyon filminde prodüksiyon amiri, yapım koordinatörü ve oyuncu olarak görev yaptı. Senaryo yazım çalışmaları yaptı. Gerçekten böyle bir yazarla tanıştığım için o zaman çok mutlu oldum. Kitabı ithaf etmiş yazar eşim İnci Cevher ve kızım Elif Katre'ye. Ateş, demir ve bilek ve yürek, bunların ne demek olduğunu iyi bellemek gerek. İçerisinde ayrıca bir sürü çizimler de var. Geleneksel Türk edebiyatındaki meddah yazıları bilirsiniz. Bu kitapta yazarın bana söylediğine göre meddah yazıları içeriyor, yani meddah kültürünü günümüze taşıyan bir yazar. O yüzden bu kitabı çok merak ediyorum. Merak ederek okuyacağım. Dilerseniz o zaman hemen okumaya başlayalım. Ben bir ön sözü okuyayım. 23. sayfada başlamadan evvel kısmında. İlk kısa bölümü beraber okuyalım isterim. Ben önce izninizle ön sözü okumak istiyorum. Yazarın ön sözünü okuduğumda yazarın bu kitabı yazmaktaki amacı meddah geleneğini günümüze taşımak ve aslında bu kitabı yazarken, bu içindeki kıssaları yazarken Avcı Kekliği başlığı altında bir meddah gösterisi yazmaya başlıyor yazarımız ve bu kitap öyle doğuyor. Meddah nedir? Bundan bahsediyor. Meddah bir şovmen değildir. Ama meddah kitap okuyan değil, konuşan adam demektir. Tiyatrocu da değildir. Meddah gerçekten olayları nakleden insanlara anlatan demektir. Ve ayrıca bu kitabı yazarken bu kitabın içerisinde nelerden faydalanmış yazarımız? Birincisi, çocukluğunda uzun kış gecelerinde büyüklerinden dinlediği kıssalar, masallar, hikayeler, dedesinin anlattığı Hazreti Ali menkıbeleri, Seyyid Battal Gazi destanları, Mevlana'dan, Fuzuli'den, Beybaba'dan hisseli kıssalar, Nasreddin Hoca'dan tasavvufi yorumlarıyla anlatılan fıkralar ve annesinin anlattığı binbir gece masalları, bizzat yaşayanların anlattıkları ve kendi yaşadıkları kitabın içerisinde kısa olarak yer alıyor. İçinde yer alan çizimler hem okurken daha eğlenceli hale getiriyor kitabı. Birinci bölümden okumaya başlayalım. Kısa bir bölümde beraber okuyalım. Birinci bölüm. Güzellik surette değil, bedende değildir. Güzel olan aşkın kendisidir. Aşkla bakan göz güzeldir. Aşkla konuşan dil güzeldir. Aşkla dokunan ten güzeldir. Ve dahi Allah güzeldir, güzeli sever. Selam olsun dört bir yana, sözümüz anlayana, anlayana, anlayabilene diye başlıyor. Şimdi ben kendim okumaya devam edeceğim. Enteresan bulduğum yerleri ve sizlerle aktarmayı istediğim kısımlarda tekrardan güncelleme yapacağım. Hadi ben okuyayım. Selamlar, aradan bir gün geçti. Kaç sayfa okudum hemen size söyleyeyim.
56. sayfaya geçtim. Şu an için çok güzel gidiyor. Bu arada hıçkırık tuttu. Hıçkırırsam kusura bakmayın. Kitabın bu bölümde Hacı Galip Efendi etrafındakilere güzel olaylar anlatıyor, kıssalar anlatıyor. Özellikle bir hikayeyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. O da hangisi? Tanrı Misafiri. Tanrı Misafiri'ni gerçekten çok beğendim. Kıssaların sonunda böyle alıntılar var. Ayetlerden alıntılar var. Özellikle bu çok hoşuma gitti. Divan edebiyatının şiirlerinden de örnekler verilmiş. Özellikle yer yer Mevlana ve Mevlana'nın sözlerine de yer verilmiş. Bu sebeple okurken hem iç huzuru veriyor size, hem öğretici kıssaları öğreniyorsunuz. Neyse, şimdi ben devam ediyorum okumaya. Güncellemede görüşürüz. Hıçkırdım. Hikayeyi Hacı Galip Efendi anlatmıştı etrafındakilere. Bu sefer okuduğumda Hacı Muhammed Beyza Efendi anlatıyor. Bir hikaye anlatıyor etrafında insanlar. Buralar çizimine yer verilmiş. Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Etrafında insanlar toplayıp doğru yolu gösteren, hikayeler anlatan biri hem bana şeyi hatırlattı. Eski zamanlarda soba ateşinin başında büyüklerimizin bize anlattığı hikayeler, masallar. Ya da bana neyi anımsattı biliyor musunuz? Bir dizi vardı, hatırlar mısınız? Ekmek Teknesi diye. Adamın ismi neydi? İsmini unuttum ama böyle hani kahvehanede oturuyor böyle bilgili bir adam ve böyle beyaz saçlı oturuyor. Kahvehaneye gelen gençler, orta yaşlılar onlara böyle hikayeler anlatıyor. Bana onu anımsattı. Büyük ihtimal o da Meddah'tı. Sanırım. Ve şu dikkatimi çekti. Sanki okuyorum ama bir anonim yazıyı okuyormuşum gibi. Neyse, ben şimdi Hacı Galip Efendi'nin anlattığı olayı, bir annenin feryadı diyor. O olayı okuyorum. Olay gerçek. Hani anonim, nesillerden nesile, büyüklerimizden aktarılan. Ama yazıma dökümü yazarın usta kaleminden. Şu an Kadir Gecesi'nin hikayesini okuyorum. Gerçekten de hem okuyorum kitabı hem bilgileniyorum diyebilirim. Ve nihayet yavaş yavaş kendine geliyor. Anlamaya çalışıyor, idraki açılmaya başlıyor. Behira'dan bir güneş doğuyor. Hiç batmayan ve batmayacak olan. Bütün karanlıklar kahroluyor, yırtılıyor, parçalanıyor ışık hançerleriyle. İlk emir... Oku. Hira Dağı dile geliyor ve sesleniyor. Ey yıldızlar, ey ay ve güneş, durun, kıpırdamayın. Ey dağlar, ey taşlar, ey ovalar, ey vadiler, bakın. Ey ağaçlar, ey kuşlar, ey kurtlar, kulak verin. Kalp kesilin, can kesilin, susun. Ey sular, akmayın. Ey rüzgarlar, esmeyin. Ey insanlar, ey cinler, dinleyin. Kainatın efendisine vahiy geliyor. Alemlerin incisine vahiy geliyor. Ve Cibril ilk vahiyi naklediyor. İkra, oku. Ben okumaya devam ediyorum. Bir sütlü kahve yapıp geldim. Şu an saat 1 oldu. Kitapta 75. sayfaya geldim. Ustam Mülayim Efendi ve dostlarına başlamıştım. 75. sayfadayım. Şimdi ben sütlü kahvemi içiyorum ve okumaya devam ediyorum. Güncellemede görüşürüz. Cuma sohbetleri bölümünde şu paragrafı çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kına kokan, zencefil kokan, tarçın kokan, karabiberin hapşırttığı, kırmızı biberin genzimi yaktığı, bisküvi arası lokumun, akide şekerinin ağzımı tatlandırdığı o dükkanda gördüklerimin, dinlediklerimin, öğrendiklerimin ne kadar önemli olduğunu hızla akıp giden zaman içerisinde an be an yaşıyorum şimdi. Meğer orada dinlemeyi öğrenmişim, görmeyi öğrenmişim, dinlediğimi gördüğümü anlamayı öğrenmişim. Dahası ben orada öğrenmeyi öğrenmişim. Ve kitabı bitirmenin vakti geldi. 99. sayfaya geldim. Nefsin en sevdiği gıda kibirdir diyor. Bundan sonrası kitabın sanırım birkaç kısa daha var. Güncellemede görüşürüz ve ardından kitabı bitirelim ve yorumlayalım. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Kitap boyunca hep eski Türkçe kelimelere çok yer verilmişti. Mesela onun belagatinden, ferasetinden ve ilminden stayişle bahsedilirken Hayber Hoca Nasrettin Hoca'nın bir fıkhasına şöyle bir yorum getirdi. Mesela burada belagatinden ve stayişle bahsetmek. Ben bu iki kelimeyi bilmiyorum maalesef. Benim cahilliğim. Hemen şimdi açıp bakacağım ne demekmiş. Okurken böyle eski Türk edebiyatı yazarlarının aklım gitti. İşte Yusuf Has Hacip,
sanki onların kitaplarından, o dönemin eserlerinden okuyormuşum gibi. Öyle, devam ediyorum. Bu bölümü sizinle paylaşmam lazım. Dinleyin şimdi. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında bakkala gidiyor. Unun var mı, şekerin var mı? Helva yapsana diyor o zaman, her şeyin var. Sonra da şey, şimdi soruyorsun adama. Gözün var mı? Var. İyi. Kulağın var mı? Var. İyi. Aklın var mı? Var. Yani her bir şeyin tamam. Hem ediyor. He tamam. Eh be o zaman mübarek adam, sevsene. Yok, sevemez. Gönül kabının altında muhabbet ateşi yanmıyor ki. Nasıl sevsin? Velhasıl kelam, sevmeyi bilmek lazım. Sevmeyi öğrenmek lazım ve selam. Onun için ben derim ki Hacı Galip Efendi'nin ben demirci ustasıyım dediğine bakmayın. O iyi helvacıdır aslında. Ne güzel yazmış yazar gerçekten. Son bölümde meddahlığın tarihi, meddahlığın nasıl kültürümüze geldiği anlatılıyor. Aslında bu kültür ta eski zamanlarda, İslam öncesi zamanlarda, Tonguzlarda, Şaman, Kırgızlarda baskı, Altaylarda kam, yani ve Türk edebiyatında da ozanlardı. Yani ozanların sadece görevi şiirler okumak değildi, ayrıca hikayeler de anlatmaktı. Fakat tarih içerisinde meddahlık da değişiyor. Osmanlı'nın gerileme döneminde meddahlar biraz da padişahı övmek için, hatta öyle hale geliyordu ki bahşiş karşılığı ağalara, paşalara, zengin hatırlı kişilere övgüler dizmeye başlıyor meddahlar. Günümüzde peki çağdaş meddahlık nasıl oluyor? Aslında meddahlık çağdaş olarak günümüzde sadece bir tiyatro oyuncuları değil, tiyatro yapan insanlar değil meddahlık. Bazıları öyle görüyor ama aslında taklit yapmaktan ziyade meddahlıkta hikaye önemlidir. Hikayeyi, anlatılan hikayeyi anlamak önemlidir. Yazarımız bunu söylüyor. Velhasıl kelam, hak yolunda, halkın yanında olan, sözünü sakınmayan, gerekirse burada her bedeli göze alan, doğruyu doğruca, hakkı hakça söyleyen bir serden geçtidir diyor meddah. Yazarımızın gösterileri varmış tiyatroda. Bakın, gösterilerin afişleri. Avcı Kekliği isimli bir gösteri. Ve kitap bitti. Sonra en sonunda bir Avcı Kekliği çizimi var. Meddah-ı Fakir Mehmet Efendi'nin, Mehmet Beyazıt'ın yazmış olduğu bu eserde Türk meddahlık kültürünün aslında çağdaş bir uyarlaması. Eser içerisinde yazarımız hem halk hikayelerine, şiirlere, fıkralara yer vermiş, hem de kıssalara yer vermiş. Yer yer bölümlerde İslami değerlere göndermeler var. Özellikle bu Kadir Gecesi. Kıssalar anlatılırken usta çırak ilişkisine yer verilmekte. Yani bir insanın kendini geliştirmesine, geliştirme aşamasındaki çıraklık döneminde edindiği bilgilere, öğrendiği bilgilere atıflar yapılıyor. Kitabı okurken dili, eski Türk edebiyatının dilini gerçekten hissediyorsunuz. Çağdaş meddahlık eserini okuduğum için açıkçası kendimi çok şanslı hissettim. Böyle bir eser günümüzde bulmak biraz zor. Bu sebeple meddahlık kültürünü çağımızda, hala teknolojinin geliştiği modern kültürümüzde böyle bir eseri okuduğum ve böyle bir eseri bize sunduğu için ben yazara gerçekten teşekkür ediyorum böyle bir eseri okuduğum için. Çok beğendim. Size de bu kitabı öneririm. Tavsiye ederim. Özellikle meddahlık kültürüne ilgi duyuyorsanız mutlaka kitabı edinin ve okuyun derim. Bugün sizlerle birlikte Mehmet Beyazıt'ın yazmış olduğu, meddah kısalarının yer aldığı Avcı Kekliği, Evveli Aşk, Ahire Aşk ve Selam kitabını beraber okuduk ve inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.